Merhaba çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz olayların oluş sırası. Cümleleri birbiri ardına doğru ve etkili bir biçimde anlatmaktır. Anlatımımızı yaparken kullandığımız bazı kelimeler var. Bunu örnek olay üzerinden size anlatmak istiyorum. Önce kalemimi aldım. Sonra kapağını açtım. Daha sonra adımı yazdım. Bakın ben burada yaşadığım olayı sizlere sıraladım. Bazı kelimeler kullandım. Önce, sonra, daha sonra kelimelerini. Eğer ben bu olayı şu şekilde anlatsaydım yanlış yapmış olurdum. Önce adımı yazdım. Sonra kalemimi aldım. Daha sonra kapağını açtım. Bu yanlış bir sıralama olurdu. Hayatımızın her anında yaşadığımız olaylar bir sıraya göre ilerler. Örnek üzerinden devam ediyoruz. Okulumun ilk günüydü. Boşluk var. Elimi yüzümü yıkayıp kahvaltımı yaptım. Önce elimi yüzümü yıkayıp kahvaltımı yaptım. Sonra okul kıyafetlerimi giydim. Daha sonra annemle birlikte okuluma gittik. Anlatılan olaydaki 4 cümleyi oluş sırasına göre sıralayalım. Cümlelerde kilit kelimelerimiz var. Bunlara bakacağız. Sonra, önce, daha sonra, en sonunda. Önce ilk cümle olacak. Çiftçi önce tohumları tarlaya ekti. 1. Sonra büyüyüp sararan başakları biçti. 2. Daha sonra buğdayları değirmene götürdü. 3. En sonunda değirmenci buğdayları un yaptı. 4. Sıralamamızı bu şekilde yaptık. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.